Sevgili Doş TV izleyicileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Şenker Arkası'nın konuğu olup, Özgür Bey öncelikle çok teşekkür ediyorum sizleri davet ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Ben böyle öncelikle kısaca sizi bir tanımak isteyeyim. Tabii ki. 44 yaşındayım. Hayatın yarısını lojistik sektöründe geçirdim. İlk 20 senesini armatör tarafında, uluslararası gemi nakliyesi, konteyner taşımacılığı, değişik görevlerde bulundum. Değişik ülkelerde bulundum. Ağırlıklı olarak Türkiye, İtalya ve Hindistan. 20 sene armatör tarafında genel müdürlük yaptım. Birçok ofis kurdum. Türkiye ve Doğu Akdeniz bölgesinde büyük bir yapı kurdum. Sonrasında Hindistan, Orta Doğu, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yapıları kurdum. İtalya'da belli bir süre kaldım. Son birkaç yılda tekrar Türkiye'deyim. 2022 yılı Mart ayında BB Şenker Arkası bünyesinde genel müdür olarak göreve başladım. Daim ve uzun olsun diyelim. İnşallah. Özgür Bey, ben sizi duyunca çok güzel sorular hazırladım sizin için. Şenker Arkası lojistik sektörüne öncü bir kurumda bulunuyor. Şirketin sektöre sağladığı katkılar nelerdir? Özellikle de lojistik taşımacılık alanında nasıl bir fark yaratıyorsunuz? Evet. Doğru dediğiniz, doğru bir tespit. Önemli bir oyuncuyuz bu sektörde. Dünya çapına da baktığımız zaman ilk üçte yer alan bir lojistik şirketiyiz. Türkiye'de uzun yıllardan beri bir ayak izimiz bulunuyor. Son 30 yılı da Arkası Holding'le beraber de yapıya sahip hem DB Schenker hem de Arkası Holding'in ortak ortaya çıkarttığı bir yapı. İkisi de çok değerli ve çok önemli bir isim. Bundan dolayı da bu büyüklüğü ve bu kuvveti de çok iyi bir şekilde kabiliyetleri çevirip Türkiye'de iyi kurtuluyor açıkçası. Türkiye'deki yapımız 1000 kişi çalışıyor ve bu çatı altında 6 değişik iş biliminde aslında çalışıyor. Hava, kara, deniz, kontrol turistiği, fuar taşımacılığı ve proje taşımacılığı. 6 iş biriminde ve en önemli buradaki etken bence özellikle rakip şirketlere kıyasladığımız zaman bunlar hepsi tek çatı altında bunun için ayrı şirketlerin olması, ayrı yönetim kadrolarının olması önemli bir etken. Müşteri A'dan Z'ye entegre bir lojistik hizmeti sağlayabiliyoruz. Yani günün sonunda şu çıkıyor, benim çok sahada kullandığım bir meşhur söz var, sektörün içindeyim, daha önce size bahsettim. Diyorum ki siz sorununuzu bize iletin, biz sorununuzu komple çözelim. Günün sonunda siz komplike bir müşterinin fuarını organize ediyorsunuz, konteynerini de alıyorsunuz, depolamasını da yapıyorsunuz. Tek yapı altında, tek yönetimle bütün sorunları çözüyorsunuz aslında. Çok doğru. Fuar lojistiği de önemli bir oyuncu zaten baktığımız zaman. Yani çok büyük de bir oyuncuyuz. Ama proje tarafında mesela yine enteresan hakikaten müşterinin bütün ihtiyaçlarını aslında giderebilecek bir yapıya sahibiz. Bunun en son örneği İngiltere'den Türkiye'ye taşıdığımız komple bir fabrika var. Yani fabrikayı da monte edip değişik araçlarda ve yöntemlerle Türkiye'ye taşıyıp bunu tekrar kurulumunu sağladık. Bu inanılmaz bir planlama tabii gerekiyor. Yaklaşık 20 ay süren ve devam eden bir proje oldu bu. Kontrol lojistik tarafında, warehousing tarafında aynı şekilde çok değişik işler sunabiliyoruz. En basit eden palet girdi, palet çıktı işlemini de yapıyoruz. Ama bir müşterimizin 28 bin değişik ürün kalemi var mesela. 28 bin değişik ürünü de depomuzu tutup e-ticarette gönderebiliriz. Online siparişleri alıp gönderebiliyoruz. Aynı şekilde gıda sektöründe hizmet ettiğimiz ürünler var, kozmetik ürünleri var gibi gibi. Bildiğiniz talep üzerine müşterilerle de entegre bir şekilde bilgi altyapısını, bilgi şema altyapısını kurarak bütün bu hizmeti sağlayabiliyoruz. Onun için en uç noktamız telefon tamirine varan kadar bir servisimiz de var söyleyeyim size. Geniş bir mühendis kadromuzla telefon tamirini de yapıyoruz. Harikasınız. Her işi içimizde hallediyoruz diyorsunuz. Evet. Harikasınız. Bugünkü toplantınızda, basın toplantınızda, bildirgenizde çevreye çok konuşuldu. Çevre üzerine çok duruldu. Bu konuda en azından birazcık da Doşi TV izleyicileri için çevresel duyarlılık adı altında neler yapıyorsunuz? Biraz rakamlarla konuşmak istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Şimdi bir kere depomuzun, en büyük depomuzun bir tanesinde güneş paneli yatırımını yaptık. Ki bu yatırımı biz 3 değişik depoda planlamıştık. Fakat depoların çatısı bu ağırlığı kaldıramayacağı için konuyu şu anda biraz askıya aldık. Ama önemli bir depomuzun çatısına güneş paneli enstalasyonunu yaptık. Ve yaklaşık 7.3 kW bir elektrik sağlıyordu. Harika. Bu çok ciddi bir yatırım oldu. Palet tarafında çok dikkatli çalışmalarımız oldu. Yaklaşık 108 tonluk palet tasarrufunu sağlıyoruz. Bütün depolarımız led ışık enstalasyonuna geçti. Bu tabii çok ciddi bir maliyet oldu. Çünkü 9 depo işletiyoruz.
Her birinde işte yenilerine zaten direkt LED'den başladık ama eskilerin hepsini LED'e çevirdik. Yatırıma yapıp ama orada da çok ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Özellikle %20'lik bir elektrik tasarrufu var orada. Onun dışında işte kağıt ve plastik tasarrufunu bütün ofise de sağlıyoruz. Evet, bence önemli olan bunlar. Bir sonraki adımda da 2024'te de elektrikli araçlara yatırım yapmak istiyoruz. Kendi bünyemizdeki filolara biraz daha elektrikliye çevirmek istiyoruz. Harikasınız. Günün sonunda hep lojistiği şey söylüyoruz. Lojistiğe benim kattığım birkaç kelime var. Bunu birçok yerde dile getiriyorum. Diyorum ki sevgili gençlere, lojistik bisiklet sürmeye benzer. Durursanız düşersiniz diyor. Siz de durmadan devam ediyorsunuz. Peki şeyler arkadan dijitaldeki yatırımları nedir? Dijital tarafı ne yapıyor biliyorsunuz? Teknoloji ilerledikçe, günler arttıkça bu tarafa doğru günün sonunda dijital tarafta çok ciddi riskler de çıkıyor. Bu risk içerisinde dijitalleşmede Schenker Arkas neler yapıyor? Yine önce olduğumuz zaman diyelim Schenker var, Schenker Arkas var. Hem e-Schenker diye bir uygulamamız var. Müşterinin aslında aramadığı bile online ortamında, sanal ortamda aslında bütün işlerini giderebiliyor. Yapabiliyor. Kaliteli bir yapımız var. Orada aynı şekilde siparişlerin geçirilmesi, fiyat alınması gibi işlemler yapılabiliyor. Bunu Türkiye'de 2023 yılında canlıya aldık açıkçası ve bilin gibi müşteri çok güzel fırsatlar sağladı. Çünkü fiyat alınması da daha uygun olabiliyor. Zaman zaman kampanya sağlıyoruz bu konularda. Müşterinin derinliği sağlıyoruz. Türkiye'de 30 kişilik bir bilgi işlemi gibine sahibiz. Yani çok büyük bir kadro bir şirket için. Ve müşterinin entegre ihtiyaçları hepsini içimize girebiliyoruz. Yani müşterinin yeni anlaşma kuracağı zaman implantasyon sürecinde müşterinin altyapısal bütün ihtiyaçlarını bizim kendi IT'deki arkadaşlarımız sürekli hazırlıyor. Harikasınız. Benim eğitim yapan firmalara verdiğim eğitimlerde şunu söylüyorum. Diyorum ki siz çok bildiğiniz işi üretin. Biz gerisini hallederiz. Yani lojistiğini biz yaparız, depolamasını biz yaparız. Son noktaya kadar bütün işlemleri biz yaparız. Siz zaten bunların tamamını yapmışsınız. Günün sonunda Türkiye'nin üretmesi, ürettiğini sevk etmesi gerekiyor. Siz sevk tarafında bunun ham maddeden gelip şirketin içerisinde sadece üretim kısmına odaklanması, geri tarafta da tamamını Schenker Arkas olarak biz hallederiz kısmına dönmüşsünüz zaten. Hemen devam ediyorum sorularıma. Küresel bir ölçekte faaliyet gösteriyorsunuz malum. Bu küresel ölçekteki iş ortaklarınızla bağlantılarınız, Türkiye'ye bundan sonraki yatırımlarınız tarafı nedir? Bunu da çok merak ediyorum açıkçası. Bence Türkiye inanılmaz cazip bir pazar. Sadece lojistik anlamında değil ama birçok endüstride baktığımız zaman hala birçok yatırım Türkiye'ye devam ediyor. Lojistik sektörüne baktığımız zaman birçok yabancı yatırımcı veya birçok yabancı şirket Türkiye'de satın almalar yapıyor. Bu da gösteriyor ki Türkiye'deki lojistik pazarı çok değerli bir pazar. Bunun farkında olduğumuzu düşünüyorum. Biz de Schenker Arkas olarak bunun farkındayız ve bundan dolayı zaten çok ciddi bir büyüme planı hazırladık kendimiz için. Türkiye'nin jeografik konumu gereği, etkinliği ve üretimdeki kalitesinin bence çok büyük etkileri var. Avrupa'daki otomotiv sektörüne baktığınız zaman otomotiv üretimin 1/3 parçaları Türkiye'den geliyor. Ve bu çok büyük bir tutar veya oran baktığımız zaman. Belli başlı ürün gamları var. Örnek alüminyum camlar. Muhtemelen tamamı Türkiye'de hatta Ege bölgesinden çıkıyor. Çok ciddi bir payımız var orada. Onun için kesinlikle çok cazip bir pazar olduğunu ve bundan sonra da yatırımların ve daha modernize olmasının da beklentileri bence hepimizde var. Harikasınız. Böyle son sorulara doğru gelmiş olayım. Günün sonunda ben hep müşteriydim. Müşteri tarafında soruyorum. Müşteriyi memnun etmek aslında çok zor değil. Yani müşteri ne ister empatisini yaptığınızda fiyattan daha çok müşteri karşısında bir muhatap arıyor. Ve eğer sorunu çözülürse maalesef çok üzülerek hem sektörün içinden biri olarak hem basın tarafı olarak lojistiğin biz gençlere şunu söylüyoruz. Günü 25 saat yaşamayacaksanız hiç bizim içimize gelmeyin diyoruz. Çünkü lojistiğin saat kavramı yok biliyorsunuz. Ve müşteri de hep haklı tarafta oluyor. Haksız da olsa haklı tarafta oluyor. Schenker Arkas'ın bu bağlamda müşterilere yaklaşımı, yapısı, müşteriyi elinde tutma sistemi nasıl gelişiyor? Ya da sizinle nerelere evrildi? Şimdi bir keresinde Schenker'in kalite standardı çok yüksek. Yani beklentisi de çok yüksek müşteri tutmak istediğimiz. Onun için globalden gelen zaten çok ciddi bir talep veya bir çok yüksek bir standart var.
biz de bunu Türkiye'de tuttururuz veya tutturmaya da çalışıyoruz. Ama lojistikteki en büyük aslında konu her gün bir değişik bir istisna, bugüne kadar rast gelmediğiniz bir kaza, rast gelmediğiniz bir olayın gündeme gelmesinde maalesef sürekli yaşıyoruz. Onun için müşteriye verdiğimiz sözü tutamamak veya işte 10 gün dediğimiz yerde 12 günde götürmek, kapısında bir sıkıntı çıktığından dolayı işte bir tırın beklemesi gibi birçok değişik sıkıntıdan karşı karşıya kalıyoruz. Onun için bir yandan evet biz bu işi çok iyi yapıyoruz diyebiliriz müşteriye karşı ama bir o kadar da beklenmediği için olaylar da oluyor zaman zaman. Bunu en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Kara nakliye bilimine baktığımız zaman müşteri zaten bizi ölçüyor. Yani yüzde oranı var zaten. Yani yüzde kaç sen bahsettiğin veya söz verdiğin, imza attığın şeye, takvime ne şekilde uyuyorsun? Bunun ölçümü var. Ve bütün aldığımız ihalelere baktığımız zaman işte zaten talep de çok yüksek oluyor. Bizim performansımız 199, 99.5, 99.2 bandında. Bunu aşağı düştüğümüz zaman bazı müşteriler olabiliyor. Belli bir haklı bir sıkıntı yaşadığımız için. Orada en azından önlemleri çok hızlı bir şekilde alabiliyoruz. Ben şahsen çok fazla müşteri ziyaret yapan bir yöneticiyim. Ve müşteriye açık bir kulak olması gerektiğini de inanıyorum. Onun için kendim kaldığım otelden daveti geldiği zaman bir müşterinin memnuniyet anketi diye ben hep cevaplarım genelde. Onun için biz hem müşteri memnuniyet anketi de yapıyoruz ama 1 Ocak 2023'te başlattığımız yeni bir uygulama. Uygulama değilim aslında ama müşterilerin bize ulaşabilmesi için bir e-mail adresi kullanıyoruz. Sildiğimiz@bbşenkarkas.com.tr diye. Bu e-mail sadece bana düşüyor. Bana ve aslanıma düşüyor. Yani ve her gün müşteriden malın nerede, niye gelmedi diye bir mesaj gelebiliyor. Bunu da görüp işte gerekli birine gidiyor. Bunlar daha rutin. Çünkü müşteri belki kimine irtibatlı geçişini bilmediği için buraya gönderebiliyor. Ama bazen de artık şirket içi o problemi çözemediği için bunu farklı bir makama gönderme ihtiyacı hissediyor. O makam da benim. Direkt bana düşüyor e-mailler. Ve müşterinin kızgınlığına veya tepkisine göre telefonu direkt kaldırıp altın cep telefonu yazıyorsa direkt arıyorum. Veya hızlıca e-mail yazıp en azından müşteri sakinleştirip 24 saat içinde buna bir çözüm getireceğimizi taahhüt ediyorum. Onun için benim için ve şirketimiz için çok önemli bir şey müşteri memnuniyeti. Ve bundan dolayı da dediğim gibi böyle bir yolu seçtik ki şeyi görmek istiyorum. Çünkü anlatılan hep müşteri bizi çok seviyor. Müşteri bizden çok memnun. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama bu aslında bana şey fırsatını verdi. Hakikaten böyle mi? Yoksa görmediğimiz belki çok ihale müşterisi olmayabilir, daha gönül güçlü olabilir ama burada aynı performansı, aynı kaliteyi sunuyor muyuz? Aslında onu görmek için güzel de bir fırsat oldu benim için. Böyle bir uygulamamız var. Yani müşteri memnuniyeti çok önemli bir konu. Harikasınız. Zaten Özgür Bey, şöyle baktığınızda ben hep dedim ya, müşteri tarafında olduğumda önce hep karşıma gelen, beni ziyarete gelen tedarikçime diyeyim, yol arkadaşıma hep böyle zor işleri verdim. Örnek veriyorum, bir tane kazan sevk edeceğim. Bir tane işte biz her yere götürürüz abi modellerin çalışmaları biliyorsunuz. Bir tane kazan sevkiyatı verdim. Al bunu Arhavi'ye götür bakalım kaç günde götürürsün. O bir kazanı götürüyorsa zaten benim tüm dünyada ürünlerimi sevk edebiliyordu. Evet. Harikasınız. Müşterinin birinci noktadan üst düzey birine ulaşıyor olması zaten müşteriyi kendi tarafında değerli kılıyor. Evet, ben değerliyim arkası tarafında. Bir tane de ürünüm olsa ben burada değerliyim, beni dinliyorlar diye. Müşteri sadakati çıkıyor. Tebrik ediyorum bu anlamda da. Son sorum da şu olsun. Bizi LojiTV birçok öğrenci izliyor. Birçok okulun içerisinde aslında gizli gizli diyelim lojistik sektörüne biz öğrenciler yetiştiriyoruz. Birçok öğrencimiz var. Lojistiğin içerisinde detayları daha sonrasında konuşuruz. Bizim en can alıcı noktamız lojistiğin içindeki öğrenciler. Onların gelişmesine katkı sağlıyoruz. Sizin de hem global anlamda bir inanılmaz tecrübeniz var hem de Türkiye tarafında inanılmaz bir tecrübeniz var. Kitaplarda bulunmayacak çünkü kitapları bulmak çok kolay. Böyle hayat tecrübesinden gençlere böyle bir küçük bukle bahsederseniz gençler ne yapsınlar? Onlara bir abi tavsiyesinde bulunursanız sonrasında da programı birlikte kapatalım istiyorum. Bu soruya hazırlıklı değildim. Üniversitelerde veya bazı business school'larda, okullarda konuşmacı olarak davet ediliyorum öğrencilere. Anlatıyorum. Orada hem biraz teknik tarafını ve işte pazarlama ve genel strateji konularını bazen de işte biraz kısmına da değiniyorum. Onun için aslında hani ona biraz lütfen sıkıntı yok. Biz bizim olarak söyleyeceğim tabii ki. Benim için iki tane önemli konu var. Sektörden bağımsız aslında. Bütün öğrenciler ve bütün gençler için geçerli. Birisi liyakat, birisi sadakat. Yani bence bu çok önemli.
Herkes kariyer yapmak istiyor. Bunu da çok iyi anlıyorum. Ama bazı şeyleri öğrenmek de gerekiyor. Onun için kendilerine biraz zaman tanımalarını tavsiye ediyorum ben. Yani ilk girdiği şirkette bir yıl değil, iki yıl değil de belki 4-5-6 yıl çalışıp hakikaten çok iyi gözlemlemek, çok iyi izlemek bence çok önemli. Çünkü sizin gibi işte bu sektörde de işte 30 yılını vermiş biri olarak paylaşabileceğiniz ama aslında iki cümlede değil de günlük hayatta aslında sizin uygulamalarınızda yaptığınız iş şeklinde aslında, iş modelinizde ve metodunuzda aslında ortaya çıkıyor. Bunları izlemenizi tavsiye ederim. Yani kıdem önemli bir kelime aslında. Hani genelde kıdemi hep kıdem tazminat diye genelde konuşulur bence. Ama hani bence kıdem çok önemli bir şey. Seniority çok önemli bir şey. Ve bence bunu gençler hakikaten benimsemesi gerekir diye düşünüyorum. İkincisi dürüstlük. Yani bir yalan söylemem ama genel olarak dürüstlük. Yani şirketi karşı aldığın para karşılığındaki vereceğin hizmet veya vereceğin eforu hakikaten çok iyi dengelemek gerekiyor bence. Bu hem kendini korumak için çok önemli. Hani work-life balance dediğimiz hem onu korumak adına ama bir o kadar da şirketin de hakkını vermek adına hakikaten çok dürüstçe çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Özgür Beyciğim, verdiğiniz değerli bilgiler için sonsuz teşekkür ediyoruz LojiTV adına. Son söyleyecekleriniz varsa alalım. Sonrasında da yayını kapatalım. Size bu yayınları da ve devamında hakikaten başarılar diliyorum. Bence çok değerli bir şey LojiTV. Ve umarım aynen bu şekilde de devam edebilir ve özellikle gençlere dokunabilirsiniz. Çünkü bence en önemlisi gençlerin burada hakikaten faydalanması. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayatınıza sağ olun. Sevgili LojiTV dostları, biz bilgilere köprü olmaya devam edeceğiz ve odak noktamız sevgili genç kızlarımız ve genç öğrencilerimize dokunmaya devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi lojistikle kalın, sevgiyle kalın ve tabii ki LojiTV'de kalın. Hoşçakalın.